Hüseyin Tırman'la beraberiz. Güzel şeyler anlatıyor. Özellikle yeni siyasetçiler için belki daha güzel şeyler anlatacak. Soralım, siz yeni bir siyasetçi için ya da herhangi bir siyasetçi için neler yapıyorsunuz? Siyasetçiler de bizim için, bize gelen herhangi birinden farklı değil. Hepimiz gibi onlar da yaşlanıyorlar, onlar da yıpranıyorlar. Ve buradaki asıl sorun bu insanlar. Siyaset 24 saat devam eden bir iş. Yani gündüz 8'de başlayıp akşam 5'te makam odasında biten bir işten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu insanlar dışarıda akşam yemeklerine de gitmek zorundalar. Belli açılışlarda da bulunuyorlar. Belli sosyal aktiviteler ve hep insan içindeler ve en çok yıpranan grup. En çok yıpranırken neler yıpranıyor? Yüzleri de yıpranıyor tabii ki. Yüzde yıpranan şeyleri biliyoruz. Yani yüz yıpranırken uyuyamıyorsa, dinlenemiyorsa, sürekli çalışıyorsa, işte ışıkların altındaysa, güneşin altındaysa, kışın soğuktaysa bir şekilde onun da desteğe ve bakıma ihtiyacı var. Bu bakımları en doğru şekilde karşımızdaki kişinin neye ihtiyacı varsa, eğer çok fazla kas güçleri arttıysa bizim işimiz o kas güçlerini dengelemek. Ne demek o? Botoks diye bir ilaç var. Bu bir şekilde çok kötü bir unvana ve ada sahip. Yapılınca herkes sanki komik, gülünç veya yapay görünecekmiş gibi algılıyor. Ama doğru kullanıldığında sizin kaş ortanızdaki çizgileri hafifletebilir, alnınızdaki çizgileri hafifletebilir, göz kenarınızı ve sizi daha zinde, daha dinlenmiş, huzurlu, daha genç gösterebilir. Bunu uyguluyoruz. Onun için bazıları ameliyatı tercih ediyor. Mesela göz torbalarını aldırıyor. Şimdi ihtiyaç var mı? Ameliyat ve ameliyatsız olarak aslında farklı iki alan var. Ameliyat bir şeyi küçültemiyorsanız kesip küçültmenin yolu. Yani bir kas gücünü dengelemez ya da cildinizin dışarıdaki kalitesini, ışıltısını, parlaklığını düzeltmez. Lekeniz varsa, damarlarınız varsa, çilleriniz varsa bunları düzeltmez. Ya da bir yerde gevşeme varsa sadece düzeltebileceğiniz bir şey diyelim sadece ameliyatı. O yüzden ameliyat her şeyin çözümü değil. Ya da ameliyat olsanız bile bu ameliyat sizi 3-5 sene içinde yine etkisini kaybedecektir. Çünkü cilt gevşeyen bir şey. Tekrar gevşeyecektir. Yani ameliyatı önermiyorsunuz. Gerekli durumlarda ameliyata gönderiyoruz. Biz kendimiz de gönderiyoruz. Evet. Ama herkes için ameliyat birinci seçenek değil.